Sevgili dostlarım, en çok da ne hoşuma gitmiyor biliyor musunuz? Google'ın benim seçtiğim cihazları kullanabilirsin, benim desteklemediğim cihazları kullanamazsın demesi. Tekelleşmek işte böyle bir şey. Bu sefer iyice çıldırdılar. Cihaz üzerinde hiçbir şekilde Google hesabına girmenin yolu yok. Sürekli servisler Honor ve Huawei cihazları kontrol edip blokaj koyuyor. Böyle olunca ne oluyor? Tabii ki cihaza hiçbir şey kuramıyorsun, Play Store hesabına giriş yapamıyorsun. Son bir haftada gerçekten Google iyice kemeri sıkmaya başladı. Sevgili dostlarım, burada kilit bir uygulama var. Hemen sol tarafta görebilirsiniz. Aynı zamanda açıklamaya linkini bırakıyorum. Mutlaka bunu kurmanız gerekmekte. Şimdi Google'un bu yeni stratejisi karşısında nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Gelin hep birlikte bakalım. Yapmanız gerekenler çok basit. İndirdiğiniz dosyayı SD kart ya da USB'nin ana dizinine atmaktasınız. Daha sonra hafızayı telefona takıyoruz. Cihazda sisteme girip oradan yedekleme ve geri yükleme seçeneğine geçip hariciyi seçmektesiniz. SD ya da USB üzerinden yedeği seçip yüklemesine izin veriyorsunuz. Tabii şifreyi girmeyi de unutmayın. Ekranda yazılı zaten. Burada ana amaç yedekli uygulamayı dizine getirmek. İşlemler tamamladıktan sonra kocaman G ikonu gelecek uygulamalar arasına. Açıyorsunuz ve gerekli izinleri verip çalıştırıyorsunuz dostlarım. Bu arka planda işlemler tamamlanana kadar kalacak. Baktınız böyle bir ekran gelmedi, telefonu sıfırlayıp baştan deneyin. Teker teker adımlara geçelim. Dosya yöneticisini seçiyoruz. Harici bellekteki uygulama klasörüne gelmekteyiz. Oradaki Google uygulamalarını 1'den 6'ya kadar kuracaksınız dostlarım. Daha sonra telefon ayarlarına geliyoruz ve yeni kullanıcı hesabı oluşturmamız lazım. İsterseniz mevcut Google hesabınızı, isterseniz de yeni hesabı kullanabilirsiniz. Baktınız sıkıntı veriyor ve hiçbir şekilde giriş yapamıyorsunuz. O zaman Quick Shortcut uygulaması ile giriş yapabilirsiniz. Bu uygulamada yapmanız gerekenleri hemen ekranda gösteriyorum. Google hesap yöneticisine gelip oradan şifre ve e-mail seçeneklerinden hesabı seçmekteyiz. Hemen karşımıza şifre ekranı çıkıyor. Orada 3 tane nokta var, ona basacağız. İşte tarayıcı üzerinden giriş yaptığımızda artık Google'ın engelini aşmış ve hesabımıza giriş yapmış bir şekilde telefonu buluyoruz. Daha sonra tekrar dosya yöneticisinden uygulama klasörüne gelip 7.'yi kurmaktayız. Sevgili dostlarım, bu esnada Play Store'un çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gerekmekte. Bazen hata verebiliyor, hatta sıklıkla cihaz uygun değildir gibi hatalarla karşılaşmanız mümkün. Aman ha, sakın yılmayın. Ara sıra Google hizmet çerçevesini açıp ön belleği temizlemeniz yeterli. Şimdi burası çok önemli. Ayarlara gelip uygulamaları açıyoruz. Oradan Google Play servislerini aratın ya da bulun ve silin. Daha sonra yine ana dosyamıza gelin, 8. uygulamayı yükleyin. Şimdi de ayarlardan uygulamalara geri dönüp sistem uygulamalarını göster seçeneğini aktif etmemiz gerekmekte. 3 noktaya dokunup oradan sistem dosyalarını göster diyebilirsiniz. Daha sonra Google hizmet çerçevesini bulmanız gerekmekte. Ardından depolamadan ön belleği ve verileri silmeniz yeterli. Dostlarım, hemen ardından da komple kaldırıyoruz uygulamayı. Buraya kadar her şey tamamsa tekrardan 7. uygulamayı kuruyoruz ve Play Store'u kontrol ediyoruz. Bu sefer de ayarlara gelip uygulamalarda Google Play hizmetlerini bulup komple kaldırıyoruz. İşte geldik son adıma. Geriye sadece 9. aplikasyonu kurmak kaldı. Bu da olduktan sonra artık Google'ın tadını çıkartabilirsiniz.
Sevgili dostlarım, ben hem yediğimi hem de bütün klasörlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Baktınız kurarken bir sıkıntı yaşadınız, APK 2 dosyasına geçersiniz. O olmadı, 3'e geçersiniz. Aynı zamanda açıklamaya maddeledim, oradan da devam edebilirsiniz. Size tavsiyem 2-3 gün sonra hata vermeyeceğinin bir garantisi yok. Çünkü Google sürekli kontrol edebilmekte. Bir şekilde bypass edip hesapları kursan da bazen sertifika hataları alabilmektesin. Fakat bu gösterdiğim yöntemde şu ana kadar bir hata almadım. Çok rahat bir şekilde uygulamaları indirebildim ve oyunlarımı oynayabildim. Zaten buradaki kilit nokta Google hesabına girebilmekti. Yeni bir hesap oluşturduğum halde Google hesabımı banlamıştı. Bunu da çözmüş olduk. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.